Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Tekstil Mühendisliği bölümü için hazırladığım akışkanlar mekaniği dersine başlayalım. İkinci bölümümüzün konusunu akışkanların özellikleri ve yoğunluğun önemi oluşturacaktır. Bir sistemin herhangi bir karakteristiğine özellik diyoruz. İngilizce property kelimesini Türkçe'ye tekle ile özellik olarak çevirelim, bu şekilde kullanalım. Termodinamikte, akışkanlar mekaniğinde, ısı transferinde akışkanların özellikleri bizim için büyük önem arz ediyor. Evet, basınçla başlayalım. Basıncı büyük P ile göstereceğiz. Birimi Pascal veya kilopascal olacak veya atmosfer de olabilir. Çeşitli basınç birimlerini ele alacağız zaten ilerleyen derslerde. Manometre ile ölçtüğümüz basıncı biz büyük P ile göstereceğiz akışkanlar mekaniğinde. Termometre ile ölçtüğümüz sıcaklığı ise büyük T ile göstereceğiz. Kelvin ve derece santigrat olarak birimini ele alacağız. Kelvin ile derece santigrat arasındaki ilişkiyi de iyi bileceğiz. Hacim yine önemli akışkanlar mekaniğinde büyük V ile göstereceğiz ve metreküp biriminde ele alacağız. Arkadaşlar bunun yanında kütle, viskozite ve ısı iletkenlik de önemli. Kütleyi küçük M ile göstereceğiz. Birimi kilogram. Kütle ile ağırlığı kesinlikle karıştırmayacağız. Ağırlık Newton ve ağırlık kütle çarpı yerçekim ivmesine eşit olacak. Viskositeyi ilerleyen derslerde ele alacağız. Mü ile göstereceğiz. Pascal çarpı saniye birimi olacak. Akışkanlar için önemli bir özellik. Isıl iletkenliği küçük K harfi ile alacağız. Watt bölü metre Kelvin biriminde de kullanacağız. Isıl iletkenliği. Evet, kütle, viskozite, hacim, basınç, sıcaklık, ısı iletkenlik bizim için önemli akışkan özellikleri, termodinamik özellikler. Özellikleri ele alırken yaygın ve yoğun oluşuna göre değerlendireceğiz. Arkadaşlar örneğin bir odada bulunan havayı ele alalım. Odayı ortadan ikiye böldüğümüzde odada bulunan havanın kütlesi değişir, hacmi değişir. Ama sıcaklık, basınç ve yoğunluğu değişmez. Ona göre yaygın veya yoğun olarak isim veriyoruz özelliklere. Birim kütle başına verilen yaygın özelliklere özgül özellikler denir. Örneğin özgül hacim küçük V ile gösteriyoruz. Büyük V bölü küçük M'ye eşit, yani hacim bölü kütleye eşit ve birimi de metreküp bölü kilogram özgül hacmi. Yoğunluk birim hacmin kütlesidir. Rho ile göstereceğiz. Küçük M'ye bölü büyük V'ye eşittir. Yani kütle bölü hacme eşittir. Birimi kilogram bölü metreküp. Ve yoğunlukla özgül hacmi karşılaştırdığımızda birbirinin tersi oluyor. Özgül hacim büyük V bölü küçük M veya özgül hacim çarpı yoğunluk eşittir 1 oluyor. Özgül hacim eşittir 1 bölü rho oluyor. Birimleri birbirinin tersi. Hem yoğunluğu hem özgül hacmi akışkanlar mekaniğinde kullanacağız. Bir maddenin yoğunluğu sıcaklık ve basınca bağlıdır. Burası arkadaşlar çok önemli. Sıvılarla çalışıyorsak sadece sıcaklığa bağlı olarak tablolardan alabiliriz. Ve bu derse ait ders notları için de tabloları da verdim. Tabloları da güzelce inceleyin. Oradan sıcaklığa bağlı olarak sıvıların yoğunluğunu alabileceğiz. Ama gazlarla çalışıyorsak sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişecek yoğunluk. Arkadaşlar bağlı yoğunluk da önemli. Büyük BY harfiyle gösterebiliriz veya rho B olarak gösterebiliriz. Bir maddenin yoğunluğunun belirli bir sıcaklıktaki standart bir maddenin yoğunluğuna oranı olarak tanımlanıyor. Yani rho bölü rho su. Bizim standart maddemiz su olacak. 4 derece santigrat sıcaklıktaki yoğunluğu 1000 kilogram bölü metreküp olan suyu ele alacağız paydadaki rho su değeri için. Arkadaşlar bazı kitaplarda farklı bağlı yoğunluk tanımlarıyla karşılaşabilirsiniz. Biz bu derste rho bölü rho suyu alacağız ve paydadaki değer 1000 kilogram bölü metreküp olacak. Bakalım tablo değerlerine. Bazı maddelerin 0 derecedeki 0 derece santigrattaki bağlı yoğunluklarını vermiş. Suyun 0 derecede bağlı yoğunluğu tabii ki 1. 1000 bölü 1000, 1 sıcaklığa göre değişecek ama. Örneğin civaya ele alalım. En yüksek yoğunluğa sahip civadır. Bağlı yoğunluğu da 13.6 oluyor. Suya göre yoğunluğu. Havanın örneğin 1 atmosfer basıncındaki yoğunluğu, bağlı yoğunluğu tabii ki
0.0013 olarak alınır. Boyutsuz gördüğünüz gibi bağlı yoğunluk değerleri. Evet, bu tabloyu da gerektiğinde kullanabiliriz. Ama yoğunluğun ve bağlı yoğunluğun sıcaklığa göre değiştiğini de bilelim. Özgül ağırlık nedir? Bir maddenin birim hacminin ağırlığına özgül ağırlık diyoruz. Arkadaşlar, yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesi, rho çarpı g bize özgül ağırlığı verecek. Gama s ile göstereceğiz. Birimi Newton bölü metreküp. İlerleyen derslerde özgül ağırlığı da kullanacağız. Bizim için önemli bir tanım. İdeal gazlara gelelim. Arkadaşlar, dedik ya, sıvılarla çalışıyorsak sıcaklığa bağlı olarak tablolardan alacağız. Ve ders notları içinde tablolara ait bilgileri de verdim. Ama ideal gazlarla çalışıyorsak öncelikle gazları ideal gaz alacağız aksi söylenmedikçe. Ve ideal gazlarla çalışıyorsak yoğunluğu biz nasıl hesaplayacağımıza bakalım. İdeal gaz eşitliği nedir? PV eşittir MRT. Buradaki P mutlak basınç, birimi Pascal veya kilopascal. Hacim metreküp. M kütle kilogram. R gaz sabiti. Kilojül bölü kilogram kelvin veya jül bölü kilogram kelvin. Yani birim analizine dikkat edeceğiz tabi burada bu eşitliği kullanırken. Sıcaklık da her zaman mutlak sıcaklık kelvin. Her zaman kelvin. PV eşittir MRT'de arkadaşlar büyük V'yi kütleye bölelim. O zaman onun yerine küçük V'yi özgül hacmi kullanıyoruz. Yani şu hacmin altına kütleyi getirirsek bizim eşitlik P küçük V eşittir RT oluyor. Özgül hacim cinsinden. Özgül hacmi de 1 bölü rho olarak tanımlamıştık. O zaman yeniden düzenlersek burası P bölü rho eşittir RT veya rho'yu karşıya atarsak P eşittir rho RT oluyor. Yani ideal gazlarla çalıştığımızda yoğunluğu bu eşitlikten çekeceğiz. Gördüğünüz gibi rho basıncın ve sıcaklığın fonksiyonu olacak. Gaz sabiti R'yi de tablodan okuyacağız. Yine verdiğim tabloları inceleyin. Tablodaki bunun birimi kilojül bölü kilogram kelvin olacak. Birimine de dikkat edeceğiz. Birimlerde de hata yapmayacağız. Sıcaklığı da arkadaşlar kelvin olarak alacağız dedik. Ve derece santigrat artı 273.15 kelvin olarak hesaplanacak. 273.15 olarak alalım. Bazı kitaplar direkt 270 olarak da alabiliyor ama bizim dersimizde 273.15 olarak alalım ve 273.15'i derece santigratla topladığımızda kelvine ulaşacağımızı bilelim. Bir tane örnek yapalım. Karbondioksiti ele alalım. 300 kilopascal basınçta ve 60 derece sıcaklıkta olsun. Bunun yoğunluğunu ve özgül ağırlığını hesaplayalım. Evet, karbondioksitle çalışıyoruz. Arkadaşlar, tablo değerlerini de kullanacağız. Yani karbondioksitin R'sini, gaz sabitini 189 jül bölü kilogram kelvin olarak almışım. Bakın buraya birimi yazmamışım ama söylüyorum. 189 jül bölü kilogram kelvin olarak karbondioksitin gaz sabitini tablodan alırız. Yoğunluk hesabında yoğunluğu tek başına bırakırsak onun P bölü RT'ye eşit olduğunu biraz önce konuştuk. P basınç gördüğünüz gibi 300 kilopascal olarak verilmiş ama biz birimleri kilodan bağımsız olarak değerlendirdiğimizden dolayı 300 bin pascal olarak yazacağız pay kısmına. 300 bin pascal bölü biraz önce konuştuk 189 jül bölü kilogram kelvin. Bu tabloda kilocu olarak verilse dahi biz kilogram kilodan bağımsız olarak çalışıyorsak onu jül bölü kilogram kelvin olarak alacağız. Yani 189 olarak alacağız. Sıcaklık 60 derece santigrat verilmiş. 60 artı 270.15 olarak alalım dedim. Ama benim aldığım kitap onu direkt 270 almış. Sonucu çok etkilemiyor ama benim önerim her zaman 60 artı 270.15 olarak almak. Buradan karbondioksitin yoğunluğunu biz arkadaşlar 4.767 kilogram bölü metreküp olarak hesaplarız. Evet. Gelelim özgül ağırlığa. Özgül ağırlık neydi? Yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesini de aksi söylenmedikçe 9.81 metre bölü saniye kare olarak alacağız. O zaman 4.767 çarpı 9.81 46.764 Newton bölü metreküpe eşit olacak.
Basitçe karbondioksit ele aldık. Bize basıncı ve sıcaklığı verilmiş. Bu çerçevede karbondioksitin gaz sabiti bize lazım oldu. Onu da tablodan aldık. Birimlere de dikkat ederek rho eşittir P bölü RT'den yoğunluğu hesapladık. Özgür ağırlığı da basitçe rho çarpı G'den hesaplamış olduk. Başka bir örnek. Arkadaşlar bir balonu ele alalım. Balon helyum ile doldurulsun. Ve doldurduktan sonra da yarı çapı biz 1.3 metre olarak ölçelim. Çalışma basıncımız 0.89 bar olarak verilmiş. Arkadaşlar basınçlar kısmını da ele alacağız ayrıntılı olarak. Bu barı kilopaskala çevirelim. Çünkü biz P eşittir rho rt eşitliğinde her zaman basınç için paskal veya kilopaskal birimini kullanıyoruz. 0.89 bar 89 kilopaskala eşit. Sıcaklık 22 derece santigrat olarak verilmiş. Ve balon içindeki helyumun ağırlığını bulacağız. Ağırlığını bakın. Weight ağırlık. Arkadaşlar tamam. Bu çerçevede kullanacağımız eşitliklerde bize hacim lazım olacak. Hacim lazım olacaksa mühendislik yaklaşımımız ne olur? Bir balon varsa elimizde. Balon yaklaşık olarak hangi geometri eşittir dediğimizde aklımıza küre gelecek. Küre geometrisini ele alacağız ve kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi r küptür. Buradan önce hacmi hesaplayalım. 4 bölü 3 pi r küp. R'yi vermiş 1.3 metre olarak. O zaman 4 bölü 3 pi 1.3'ün kübü ne ele alırsak hacim buradan 9.203 metre küp olarak elde ediliyor. Yoğunluğu da bulalım. Biraz sonra yoğunluğu da kullanacağız. Yoğunluk P bölü RT. P arkadaşlar işte 89 kilopaskal dedik ama birimi kilodan kurtarıyorsak 89.000 Newton bölü metre kare. Newton bölü metre kare paskala eşit. Özellikle basınçlar kısmında bunları ayrıntılı olarak ele alacağız. Yine tablodan helyum için gaz sabiti R'yi 2077 jül bölü kilogram kelvin olarak almışız. Sıcaklık 22 derece santigratı da kelvine çevirmişiz. 295.2 kelvin olarak almışız arkadaşlar. Rho buradan 0.145 kilogram bölü metreküp olarak elde edilir. Arkadaşlar 22'yi 273.15 ile toplamış. 15'i de yuvarlamış. Buraya 0.2 olarak yazmış. Yani 295.02 kelvin olarak yazmış. Biz dediğimiz gibi hesaplarımızda 270.15 ile 22'yi toplayıp sonuç neyse ona ele alacağız. Bu örnekte yuvarlama işlemi yapmış. Tamam, rho'yu 0.145 kilogram bölü metreküp olarak ele alabiliriz. Tüm bir hesapları yaptık arkadaşlar. Bizden helyumun ağırlığı isteniyor. Ağırlık hesabı nedir? M çarpı G'dir ağırlık. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Ama dediğimiz gibi burada kütleyi vermemiş ama hacmi vermiş. Yoğunluğu da biz hesapladık. O zaman hacim çarpı yoğunluk kütleyi verir, M'yi verir. Tamam. Yoğunluk 0.145 kilogram bölü metreküp. Hacim 9.203 metreküp olarak hesaplanmıştı. Bunların ikisini çarpımı bize kütleyi verecek zaten. Yer çekimi ivmesini de 9.81 metre bölü saniye kare alıyorsak ağırlığı 13.1 Newton olarak hesaplarız. Gördüğünüz gibi problemde kütle verilmemiş. Ama kütleyi biz yoğunluk çarpı hacimden hesapladık. Bu çerçevede yer çekimi ivmesiyle de çarptığımızdan ağırlığı Newton biriminde elde etmiş olduk. Arkadaşlar yoğunluğun önemini ve akışkanlığın özelliklerini ele aldık. Ve dersimizin sunumunu bu şekilde tamamladık. Dersimizde kullandığımız kavramları hatırlamak istiyorsak bir iki soruyla devam edelim. Özgür ağırlık nedir dedik. Özgür ağırlık neydi? Gama S ile gösteriyorduk. Birimi Newton bölü metre küptü. Yani birim hacmin ağırlığıydı. Özgür ağırlık birim hacmin ağırlığıdır. Hangi durumda ideal gaz kabulü gerçek gazlar için uygundur? Arkadaşlar dedik ya biz bütün gazları göz önüne aldığımızda bu dersimizde ideal gaz olarak kabul edeceğiz. Ama özellikle termodinamik dersinde gerçek gazları da ele alıyoruz. Sorumuz ne? Hangi durumda ideal gaz kabulü gerçek gazlar için uygundur?
Düşük basınç ve yüksek sıcaklıklarda bir gazın yoğunluğu düşer ve ideal gaz gibi davranır demişiz. Ve biz bu dersimizde gazları ideal gaz olarak ele alacağız. Özellikle hava, azot, oksijen, karbondioksit, hidrojen, helyum, argon, neon, kripton gibi gazlarla çalışıyorsak bunları ideal gaz kabul edip hesaplarımızı yapacağız. Çünkü düşük basınç ve yüksek sıcaklıklarda bir gazın yoğunluğu düşüyor ve ideal gaz gibi davranıyor. Evet, dersimizi bitirmeden yine anlattığımız konuyla ilgili önemli bir iki örnek soruyu ele alalım. Arkadaşlar, birinci sorumuz şöyle olsun. 15 derece santigrat sıcaklık ve 800 kilopaskal basınçtaki bir oksijen deposunun hacmi 10 metreküp değerindedir. Evet, elimizde bir oksijen deposu var. Bunun hacmi belli, sıcaklık ve basınç da belli. Depoya bağlı vana açılıyor ve basınç 600 kilopaskal değerine düşünceye kadar depodan oksijen alınıyor. Evet, başlangıçta 800 kilopaskal ve 15 derece sıcaklıkta oksijenimiz var 10 metreküp hacminde. Ama depoya bağlı vanayı açıyoruz ve basıncı 600 kilopaskala düşürünceye kadar içeriden oksijeni çekiyoruz. Depo içindeki sıcaklığın değişmediği göz önüne alınarak depodan alınan oksijen gazının kütlesini kilogram olarak hesaplayın diyor. Arkadaşlar, gerçekte sıcaklık bir miktar değişir ama biz sıcaklık sabit kalıyor diye kabul yapıyorsak bu çerçevede depodan aldığımız oksijenin kütlesini nasıl hesaplarız ona bakalım. Kabulümüz oksijen gazı ideal gazdır. İşlem sırasında depo içindeki sıcaklığın değişmediğini de göz önüne alacağız. Aslında değişir. Verilenler P1 basıncı 800 kilopascal veya 800 bin pascal, T1 sıcaklığı 15 derece santigrat veya 273.15 ile toplarsak 288.15 kelvin. Hacim ise 10 metreküp. Başlangıç bilgileri bunlar. Ama iki durumu nedir? İki basıncı 600 kilopaskala getiriliyor, 600 bin paskala ve T2 sıcaklığı yine 288.15 kelvinde kalıyor. Bu çerçevede adım adım soruyu arkadaşlar ele alalım ve yoğunluğun önemini bir kez daha vurgulamış olalım. Evet, adım 1, ilgili tablodan oksijenin gaz sabitini bulup yan tarafa yazınız diyor. Tamam, siz tabloyu inceleyeceksiniz. Oksijenin gaz sabiti 0.2598 kilojoule bölü kilogram kelvindir. Biz onu 259.8 joule bölü kilogram kelvine çevirebiliriz. Kütleyi hesaplamak için önce yoğunluğun hesaplanması gerekiyor. Biz yoğunluğu P eşittir rho çarpı R çarpı T'den hesaplayacağız. İdeal gaz eşitliğinden yararlanarak birinci durumdaki oksijenin yoğunluğunu hesaplayacağız. Rho 1, işte 800 bin pascal basınç, 259.8 joule bölü kilogram kelvin gaz sabiti ve 288.15 kelvin sıcaklık olarak değerlendirirsek 10.686 kilogram bölü metreküp olarak rho 1'i hesaplarız. Rho'yu hesapladık. Arkadaşlar, buradan kütleye geçeceğiz. Niye önce rho'yu hesapladık? Çünkü kütleyi bilmiyoruz. M1 kütlesini hesaplamak için önce yoğunluğu hesapladık. M1 kütlesi rho 1 çarpı hacme eşit. Tamam. Rho 1 10.686 kilogram bölü metreküp. Hacim ise 10 metreküp. Çarparsak başlangıçtaki depodaki kütle, oksijenin kütlesi 106.86 kilogram olarak elde edilir. Birinci durumu hallettik ve birinci duruma ait kütleyi de hesaplamış olduk. Gelelim ikinci duruma. P2 eşittir Rho 2 çarpı R çarpı T2 yazarsak, ideal gaz eşitliğini yazarsak ikinci duruma ait yoğunluğu da hesaplamış oluruz. Neden? Basınç düştü çünkü. Basınç düşünce gazlarda yoğunluk hem basıncın hem sıcaklığın fonksiyonuydu. Basınç düştü. Yoğunluk değeri de düşecek. Yoğunluk değeri de düşecek. Rho 2 600 bin pascal bölü 259.8 joule bölü kilogram kelvin çarpı 288.15 kelvinden hesaplanır. Rho 2'yi de biz 8.015 kilogram bölü metreküp olarak ele alabiliriz. Evet, ikinci duruma ait yoğunluğu da hesapladığımıza göre ikinci duruma ait kütleyi de hesaplayabiliriz. Arkadaşlar, M2 kütlesi 8.015 kilogram bölü metreküp çarpı 10 metreküp olacak. Bakın, hacim değişmedi. Sonuçta o deponun içinde 600 kilopaskal
oksijen kaldı ve o deponun içini tamamen yine doldurduğu için hacim değişmedi. İki kütlesi 80.15 kilogram olarak hesaplanır. Bizden ne istiyor? Depodan alınan oksijenin kütlesi isteniyor. O zaman M1-M2 sorunun cevabıdır. O da 106.86 kilogram eksi 80.15 kilogram 26.71 kilogram olarak elde edilir. Arkadaşlar bu soruda yine yoğunluğun önemini ele aldık. İdeal gazlarda P eşittir ρ çarpı R çarpı T'den yoğunluğu hesapladık. Kütle verilmez dedik. Kütle yoğunluk çarpı hacimden hesaplanabilir dedik ve örneğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Sonuç olarak yorumu da okuyalım. Depo hacminin değişmediğini ama basıncın ve gerçekte sıcaklığın da değiştiğini göz önüne alınız demişim. Soruları çözerken doğru tablo kullanımına ve birimlere dikkat ediniz. Biz yukarıdaki birimleri hep kilo örneğinden kurtararak ele aldık. İdeal gazlarda yoğunluğun her zaman P eşittir ρ çarpı R çarpı T eşitliğinden ve kütle verilmediği zaman yoğunluk ve hacim bilgilerini kullanarak kütlenin ρ çarpı V eşitliğinden hesaplayacağını unutmayın demişiz. Buradaki yorum da önemli. Evet, yine bir mühendislik problemini ele alalım. Boyutları 9 metre çarpı 4 metre olan yüzme havuzundaki suyun derinliği 5 derece santigrat sıcaklıkta 3.03 metre olarak ölçülmüştür. Evet, yüzme havuzunu ele alıyoruz. Derinliği ölçülmüş, boyutları verilmiş ve 5 derece santigrat sıcaklıktaki suyun derinliği de, havuz içindeki derinliği de 3.03 metre olarak ölçülmüş. Tamam. Sıcaklık 35 derece santigrat olduğunda oluşacak yeni derinliği metre olarak hesaplayın. Güzel bir mühendislik problemi. 5 dereceden 35 derece sıcaklık geldiğinde havuz içinde ne tür değişim olur? Biz herhangi bir havuz tasarlarken bunun derinliğini neye göre ele alabiliriz diye de soruyu sorabiliriz. Arkadaşlar burada buharlaşmaya bağlı kayıpları ihmal edeceğiz ama termodinamik bilgilerinden istersek sıcaklık değiştikçe ne kadar havuzdan suyun da buharlaştığını hesaplayabiliriz. Ama bu soruda ihmal edeceğiz. O buharlaşma havuzun derinliğini önemli ölçüde etkilemeyecek. Soruyu okuduk. Sizin elinizde de var sonuçta soru ve çözümünü güzelce adım adım yapalım. İlk durumda su sıcaklığı 5 derece santigrat olarak verilmiş. Hemen tablodan 5 derece santigrat için suyun yoğunluğunu okuyabiliriz. Arkadaşlar 5 derece santigratta su yoğunluğu 999.9 kilogram bölü metreküp olarak okunabilir. Bu bilgi dursun, bunu kullanacağız. Yüzme havuzun hacmini hesaplayalım. Hacim alan çarpı yükseklik. Havuzun kesit alanı 9 metre çarpı 4 metre olarak verilmiş. Yükseklik de başlangıçta 3.03 metre. Bu da ölçülmüş. O zaman hacim, havuzun hacmi 109.08 metre küp olarak hesaplanır. Evet. Gelelim suyun kütlesine. Suyun kütlesini hesaplayabilmek için yoğunluktan yararlanacağız. Yoğunluk neydi? Kütle bölü hacim. Biz bu soruda suyun yoğunluğunu tablodan okuduk. Hacmi de hesapladık. O zaman bilinmeyen M su kütlesini hesaplayabiliriz. Başlangıçta suyun kütlesi nedir? 109.069.092 kilogram olarak elde ediyoruz. Evet, 999.9 eşittir M su bölü 109.08'den kütleyi hesaplamış olduk. Evet, ilk adımı hallettik ve ilk adıma ait bilgilerden yararlanarak suyun kütlesini hesapladık. Arkadaşlar, kütle hiçbir zaman değişmez. Kütlenin korunumu var. Onun için birinci adımda bize verilen bilgilerden yararlanarak suyun kütlesini hesapladık. Ve ikinci adıma bu çerçevede geçebiliriz. 35 derece santigrat için suyun yoğunluğu değişecek. Sıcaklıkla sıvıların yoğunluğu değişir demiştik. Hatta azalacak. Tablodan ρ suyu 35 derece santigrat için 994 kilogram bölü metre küp okuruz. Arkadaşlar başlangıçta neydi? 999.9 ama sıcaklık değişti ve yoğunluk
994 kilogram bölü metreküp değerine geldi. Kütle değişmeyeceğine göre rho eşittir m bölü v'den biz son ulaşabileceğimiz yüksekliği de hesaplayabiliriz. Evet, 994 yeni değer, 994 kilogram bölü metreküp eşittir, kütle değişmez. 109.069.092 kilogram bölü hacim değişti. Yani H değeri, yükseklik değeri değişecek. Kesit alanı 9'a 4'tü. Yani 9 metre çarpı 4 metre değişmeyecek ama H değeri, buraya H son olarak yazmışım ben, yükseklik değeri değişecek. Yoğunluk değiştiği için. H son 3.048 metre olarak çıktı. Yükseklik arttı. Demek ki biz bir havuz tasarlarken içine koyacağımız suyu sıcaklığa ve sıcaklığa bağlı olarak değişen yoğunluğa göre ele alıp ona göre havuzun yüksekliğini hesaplayacağız. Tamam. Dikkat, kütle değişmez demişim yine. H son değeri de 3.048 metre olarak hesaplandı. O havuzun bulunduğu yerdeki maksimum sıcaklığa göre de tasarım yapılabilir. Arkadaşlar, ders 2'yi bu kapsamda bitirmiş olduk. Ders 3'te görüşmek üzere.